Aloha ve One Piece Burning Blood'a hoş geldiniz. Oyun 3 Haziran'da konsollar için çıkmıştı. Aradan geçen çok uzun bir 3 ay sonrasında PC için de 2 Eylül'de çıktı. Çok fazla söze gerek yok. Yeni zaten şu an aktif oldu. Hemen başlatıyorum. Çok uzun zamandır bekliyordum bu oyunu. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Story modunda sadece Marineford Arc olduğunu biliyorduk. Paramount War diyor zaten. Burayı oynayacağız. Zaten şu anda multiplayer'ı aktif değil. Yeni açıldığı için. Yani açılalı dakikalar oldu. O yüzden zaten öncelikle hikaye moduyla başlayacaktım ben zaten oynamak için. Hikaye modunu bitirdikten sonra da multiplayer'la devam edeceğiz. Birkaç multiplayer maçı yapmayı düşünüyorum. Ondan sonrasına bakacağız artık. Bu arada One Piece animesinde güncel değilseniz eğer izlememenizi tavsiye ederim. Çünkü ağır spoiler içeriyor oyun. Bunu da söyledikten sonra başlayabiliriz. Hadi bakalım. Luffy'nin bölümüyle başlıyoruz ilk. Animeden sahneler var. Marineford'la ilgili sahneler var. Hemen başlayalım. Luffy kardeşi Ace'in bir infaz ile öldürüleceği haberini alıyor. Ace'i kurtarmak için Impel Down hapishanesine gidiyor. Ama zaten Ace Marineford'a götürülmüş infazı için. Impel Down'dan kurtardığı diğer mahkumlarla Marineford'a doğru yola çıkıyormuş Luffy. Bu mahkumları zaten izleyenler hatırlıyorlardır. Asır şapka takımı Marineford'a geldi. Bu sahne zaten herkesin hafızasına kazınmıştır. Evet. Ağzını biraz daha açması lazım. Öyle hatırlıyorum ben. Ivankov, Jinbe, Buggy, Crocodile. Yani birisi daha olması lazım. Bakacağız şimdi. Hepsi beraber. Sengoku her zaman olduğu gibi ve esas adam beyaz sakal. Bu sesi çok duyacağız. Anime ve mangaya birebir bir sadakat olacağını zannetmiyorum. Diğer oyunlarda çünkü çok olmadı. Göreceğiz bakalım. Jinbe, Buggy, Ivankov ve Crocodile. Luffy ile beraber. Crocodile tabii ki beyaz sakal öldürmek için gelmişti aslında açıkçası buraya. Tam burada Luffy beyaz sakalı kurtarıyor. Sanırım ilk rakibimiz Crocodile. Şu anda hangi tuşun ne yaptığını hiç bilmiyorum. Göreceğiz. Bu X. Normal combo. Bu ağır vuruş. Bu neymiş? Bu da dash tabii ki. Ha, tutorial'a geçmişiz zaten. Yeşil jump. Yani mavi guard. Şu mu? Ha, tamam. Şu. Okey. Ama kalkan yapıyordum ben. Sakin bir dakika, bir dakika. Bir daha vur bakayım. Bir daha vur. Bir daha vur. Heh. Güzel. Zıplayalım. Tutorial'ın bu bölümü bitirdik. Bakalım. Peki. Aşağı basarak böyle yapıyoruz. Daha uzaktan vuruyoruz. Her karaktere özel bir hareket yapmak için de Y tuşuna basarak yapabilirmişiz. Bakalım. Pistolu yaptık. Ve nereye gitti? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Crocodile bir dakika. Story yapacağım ben. Story yapacağım. İşte bu. Stomp. X ve A'ya birlikte basarak guard break yapabilirmişiz. Peki. Guard yap bakayım.
Az önce ne yapmak istediğimi anlayamadım. Ne istiyorsun benden? Hareket, step, step, step. Şu mu? Evet, buymuş. Heavy guard attack, tamamdır. Roketto. Bayağı güzelmiş ama etrafa bakarsanız marinelerin yani denizcilerin gemileri var. Korsanların gemileri var. Herkes savaşıyor birbiriyle. Evet, bitirmişiz galiba. Tutorial'ı o zaman. Krokodil'e karşı tüm gücümüzü kullanabiliriz. Ölüyor musun Krokodil? Sakin, bir dakika. Roketto. Yaruca Neyka. Özel hareketimi görseydin keşke. Special attack nereden göreceğiz? Dur bakayım. Specials, ha. Mor ama hangisi ki mor? Şu mu? Bir dakika, sakin ol. Ne yapıyor? Pardon, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sanırım KO yaptım seni Krokodil. Daha önce yapmadığım şey değil. Kardeşini kurtarmaya mı geldin? Evet. Neye karşı olduğunu, ne ile karşı karşı olduğunu farkında mısın? Hayatını heba etme. Kapa çeneni. Buna karar verecek olan sen değilsin. Korsan kral olmaya çalıştığını biliyorum. Korsan kral ben olacağım. Şşş. Rajon'u koydu Luffy. Beyaz sakal da yoluma çıkma diyor Luffy'ye. O da ben de kafama ne eserse onu yaparım. Ace'i kurtaracağım diyor. Hepsini infaz edeceğimizden eminiz değil mi? Sengoku efendi. Tabii ki. Bitirdik mi? Okey. Tutorial'ı bitirdik. İlk rakibimiz Krokodil'di. Bakalım. Devamında Krokodil diyorum. Devamında Luffy Kizaru ile savaşacak diye tahmin ediyorum. Bu karakterlerin hiçbirini görmememize rağmen Luffy'nin dışında hepsi biraz XP aldı. Evet, sanırım seçeceğiz. Bu ney? Marinler ve korsanlar savaşıyor, denizciler. Luffy ile ilgili Luffy'ye değişik bir, ilginç bir bağlantısı olan birisi de buzda savaşıyor Luffy ile. Sanırım Ivankova'dan bahsediyor. Jinbei zombileri çeviremedim. Heyecan. Jinbei zombileri geri itiyor. Yani atıyor dışarı doğru. Ward neydi ya? Neyse. Yeni bir düşman ortaya çıkıyor. Bartolomeo Kuma. Bu da Luffy'yi arkadaşlarından ayırıyormuş Kuma. Bir dakika, hangisini yapalım? Kuma. Şunu yapalım ya. Şunu görmek istiyorum ben. Bakalım. Jinbei'yi ne kadar görmek istesem bile buradaki şeyi merak ettim. Sanki animede olmayan bir şey gibi. Dolmuş dalgalardan arkadaşlarıyla beraber ileri gidiyormuş Luffy. Ha. Sanırım kim olduğunu anladım şimdi. Önümden çekil taşı giy. Oo, kafayı yedik. Ciddi yedik kafamıza. Evet. Smoka. Kemuri. Bu ciddenin hemen ucunda bir deniz taşı var. Kairoseki var. Bu da şeytan meyvesi yeteneklerini kısıtlıyor. O yüzden uzak durmamız lazım. Bakalım oyunda nasıl çevirmişler bunu. LB'ymiş special. Tamam. O zaman şöyle yapalım.
Katarengi. Güzel vurdu. Kafaya geçirdin. Ve... Bazooka. Güzelmiş. Sol aşağıdaki şeyimiz, barımız Burning Gorge'muş. Dolduğu zaman Awaken olmak için buna basacağız. Right stick'e basacağız ve Gear Second. Daha hızlıyız. İkinci vitese geçtik. O zaman şöyle yapalım. Aa, olmadı ki ama. Tam vuracakken kalkan yaptın Smokey. Oldu mu hiç Smoker? Bakalım böyleyken özel hareket yapabiliyor musun? Jetto Gatoring'i. Güzel oldu. Ve en son şunu yapalım. Aa, beni sanki durdurdun mu? Ne yaptın sen? Stun yaptın. Peki. Şöyle yapalım. Kalkan yapma bu sefer. Bruno'ya yaptığı komboyu yaptı şimdi. Ve üçüncü vites. Geçmiş olsun Smoker. Yine çibiye dönüştük ama çok uzun sürmedi Allah'tan. Bazooka ile indirdim sanırım. O arada gemiyi de mahvettik. Oo, selamlar. Sen de mi buradaydın bu Hancock? Ace'in kelepçelerini açacak anahtarı veriyor bize ve artık 6 ay unutmaz bunu. Dokunmamız yetiyor ya. Of, güzel. Güzel çarpıştılar. Evet, en etkili silahıyla saldırdı bu Hancock. Bakışıyla. Güzel, kaçmış olduk Smoker'dan. Luffy'nin bu arada 2 yıl önceki, yani time skip'ten önceki, zaman atlamasından önceki versiyonuyla savaşıyoruz haliyle. Buradan devam edebiliriz bunu bitirdiğimiz için ama ben şunu yapacağım. Yavaş yavaş gidelim. Come on Ivankov. Luffy ve Beyaz Sakal aynı hedefi paylaşıyor. Kizaru'yla dövüşürken Luffy iskeleye doğru gidiyor ama arada Kuma varmış. Daha önce hasır şapka tayfasını ayıran Kuma. Ne yapıyorsun? Annen sana daha önce eski arkadaşlarına lazer fırlatmaman gerektiğini söylemedi mi? Diyor Ivankov. Ivankov'la Kuma bu arada arkadaşlar. Devrimcilerden ikisi de. Ama tabii ki Ivankov artık eskisi gibi değil. Hala o sır içinde o Ivankov diyorum, Kuma. Kuma hala niye öyle olduğu belli değil. Ivankov'u kullanıyoruz şu anda. Luffy değiliz. Bir dakika. Tuttu beni ve indirdi beni. Tamam, hadi bakalım. Yüzümü nasıl unutursun diyor Ivankov. Hop. Deathwing. Vurma ama. Güzel oldu. Tuttun gene beni. Aa, öldürdü beni. İyiymiş. Bayağı güçlüymüş ya baştan. Hop. Matashi.
Ya bir combo yapmazsan sevineceğim arkadaşım. Hormonları al o zaman. Güzel oldu. O hareket neydi bilemiyorum. Gene öleceğim. Ya Doflamingo ne diyorsun sen? Deminden beri bir şey diyorsun ama ben ne dediğini kaçırdım. Kuma'nın nasıl bir cyborg olduğundan bahsediyor. Vegapunk cyborg yaptı. İnsanlığından bir şey kalmadı artık falan bir şeyler diyor. O özetle öyle şeyler diyor. Kaç. Hayır, ölme. Geçti. Geçmiş olsun. Aa, bu sefer bayağı canını azalttım. Baştan. Şimdi. Ah ha ha ha. Sağlam nazar. Tebrikler. Güzel. Kalkanı tutturdum bu sefer. Ama olmuyor ki böyle. Komboyu yapma sen böyle. Öleceğiz galiba. Geçmiş olsun. Tutması çok kötü oluyor ya. Bayağı zormuş ya. Bir dakika. Luffy olsaydım dağıtacaktım ama. Önce kafa atalım. Çok kötü gidiyor ya böyle tuttuğu zaman. Hop. Hayır. Ya. Yine tuttu bak. Sağ olasın, teşekkür ederim. Yapacağım. Direkt yüzüme vurdu. Ya bir sakin. Sakin. Aa, Doflamingo geldi. Uzaktan bir şey atma. Ölmeyeyim. Geçmiş olsun. Bitti. Perfect yaptı bana. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Kuma'yı öldürürsem, öldürmeyi başarabilirsem eğer Doflamingo mu geri gelecek? Olmaz ki öyle. Ama olmaz ki. Güzel. Bu güzel oldu. Hop. Çok güzel. Uzaktan vurmam lazım sürekli. Hayır. Güzel. Güzel, güzel. Hayır, tutma. Çok güzel. Fazla konuşma Doflamingo. İndireceğim şimdi. Hayır. Doflamingo mu gelecek şimdi? Evet, Doflamingo gelecek. Çok güzel, çok güzel. Ama olmaz ki böyle. Hiç haksızlık, haksızlık. Haksızlık. Biraz cheese yapıyorum, farkındayım. Şey yapalım. Biraz güçlenelim. Hayır. Hayır. Ya yapma, uzaktan vurma işte, ölme. Özel hareket yaptım. Öldün mü? Vallahi güzel oldu. Galaxy Wing. Geçmiş olsun Doflamingo. Uf, özel hareket olmasaydı yalnız sıkıntı. Bayağı beni hırpaladılar. Bir dakika. Next diyorum, tamam. End battle, evet.
Güzel. Ivankov'u açtık. Level atlattık. Daha önce hiç görmediğimiz karakterler de, daha doğrusu oyunda oynamadığımız karakterler. XP almaya devam ediyor. Neden bilmiyorum. Tamam, bunları kazandık. Devam edebiliriz buradan. Boa Hancock Ace'i kurtarmamız için bize anahtarı verdi ancak Hawkeyes Mihawk yolumuza çıkmış. Sanırım benle beraber Vista da var. Ha, güzel. Bakayım. Evet, hadi bakalım. Kaybetmeyeceğim dedi Luffy. Kısıtlı Japoncamla anladım. Sengoku'ya karşı Beyaz Sakal da savaşa başlamış. Akıl savaşına. Doflamingo Krokodil'ı Beyaz Sakal'a karşı savaşmak için çağırmış. Drakul Mihawk da Luffy'nin karşısına çıkmış. Atmaca gözlü Mihawk. Usta kılıç ustası. Çok ilginç bir cümle oldu. Üzgünüm kızıl saç ama kendimi tutmayacağım. Tüm gücümü kullanacağım demek istiyor yani. Bu çocuk çok güçlü. Hayatı burada mı sona erecek, yoksa bir şekilde kara kılıcımdan kaçabilecek mi? Bu adamla savaşmak için vaktim yok. Ace'i kurtarmaya geldim. Bakalım savaşabilecek miyiz? Mihawk'a karşı pek savaşmamıştık aslında animede ama yine oyun olduğu için savaşacağız. Bir şeyler söylüyor, ben onu kaçırdım ama ilk söylediği şey neyse. Şeyi söylüyor. Diğer bize yardımcı olacak diğer karakterleri söylüyor. Okey. Gelsin Vista. Niye gelmedi Vista? Vista gel. Güzel güzel güzel. Bir şey oldu, Vista'yı artık çağıramıyorum, çok ilginçtir. Istoru. Hop. Güzel oldu. O zaman Kia Secondo. Of of of. Güzel dağıttı beni. Sakin ol genç. Hayır. Hadi bakalım. Bundan kaçabilecek misin? Kaçtı. Ölmüştü zaten. O zaman bazooka. Hop. Hop. Vuramadın işte. Biraz rezil ettim sanki Mihawk'u ya. Hiç şey kalmadı. Dünyanın en ünlü kılıç ustası bu hallere düşecek adam mıydı? Hayır, hayır. Tamam, niye cezalandırıyorsun beni sözlerim için? Hop. Bunu görmemiştim ben, dur. Hop. Stamp yapıyorum. Stamp cutting yaptım. Sakin ol genç. Uzaktan ateş etme istersen. Hayır. Tam kalkanım vardı ya. Of. Güzel vurdu. Of, ne yaptın sen ya? Geçmiş olsun. Az daha öldürüyordu beni ama. Evet. Görelim.
Evet, bu sahneyi hatırlıyorum. Seni ben kesmedim ki, o kesti diyor. İnsan kalkan olarak kullanıyor buggy'yi. Evet. 20.000 beli kazanmışız. Luffy ve denizciler arasındaki savaş devam ederken denizciler büyük bir saldırıyla karşılık veriyor. Beyaz Sakalı'nın eminindeki korsanlara saldırın. Herkesi öldürün ulaşabildiğiniz diyor Sengoku. Pasifistalar saldırıyor. Başındakinin ismini unuttum şu anda. Aklıma gelecek birazdan. Bu arada Moby Dick'in orada Beyaz Sakal'a karşı birisi bir hareketler içinde. Squardo. Sana ulaşmaya çalışıyordum. Yaralandın mı diye soruyor Beyaz Sakal. Üzgünüm babalık. Arkadaki ekipler bayağı sağlam hırpalandı. Ellerindeki her şeyle bize güzel saldırıyorlar. Arkamızdalar mı? Ben de savaşacağım. Elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. En azından sana bunu borçluyuz diyor Squardo'da. Tabi bu sözlerine inanmayın. Squardo yukarıda ne yapıyor acaba? Marco. Oo. Squardo bir hain. Evet. Beyaz Sakal'ın o günkü alacağı darbelerin ilki. Belki de en ağırı. Evet, Marco haklı bir şekilde. Gerçi orada tam öyle bir şey olmamıştı. Olmuş muydu? Yanlış hatırlıyorum. Göreceğiz. Beyaz Sakal'ın sarılması lazım. Bana bunu nasıl yapabilirsin? Evet, sarıl bakayım. Ben sana oğlum gibi davranmışken bana bunu nasıl yapabilirsin dedi Beyaz Sakal ve sarıldı. Aptal olsan da seni hala seviyorum. Birbirinize bakmanız lazım. Ace sadece özel olan Ace değil, hepiniz benim ailemsiniz. Beyaz Sakal gerçekten baba adam yani. Squardo öyle mal mal bakarsın işte Squardo. Beyaz Sakal Akainu'nun planına kurban oluyormuş. Kritik bir yaralanmadan geçse de Beyaz Sakal devam ediyor. Gemisinden inip şeytan meyvesi gücünün potansiyelini gösteriyor herkese. Yani dünyanın temellerini sarsacak gücü gösteriyor. Ve hem korsanlar hem de denizciler korkudan tir tir titriyor. Listeyi açmışız. Evet. Burada bitirelim. Bir dahaki bölümde en iyilerin savaşına devam edeceğiz Marineford'da. Güzel oldu. Bununla ne yapacakmışız? Sengoku duvarları kaldırıyormuş. Burada da Buggy ile Vista kime karşı? Ha, şeye karşı. Mihawk'a karşı. Az önceki savaşın devamı. Bundan devam ederiz o zaman ilk. Peki. Çok güzel başladı. Kısa sürecek büyük ihtimalle bu seri. Ama yine de yapacağız. Göreceğiz bakalım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Uzun günler ve hoş geceler.